Evet arkadaşlar, Aydın Didim Akbuk. Bu evin fiyatı da 8 milyon 500 bin Türk lirası. Size zahmet sonuna kadar izleyelim. 8 milyon 500 bin Türk lirası. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi evin arkasını da özetleyelim. Her şeyin bir güzel tarafı var, bir de kirli tarafı var. Ancak bunun diğer tarafı da güzel, bu taraf da güzel. Otopark yeri orası. Burada da normal giriş. Bahçe duvarlarını yüksek yapmışlar. Bu babalar aydınlatmalar da bakın. Bunlar güzel olmuş. Perfojeler de gayet güzel. Buraları cazip kılan manzaradır arkadaşlar. Gelin görün bakın. Edin dün Kuşadası'ndaydık. Gel Can. Gel dün Kuşadası'ndaydık. Orada da bir villa sunduk. 18 bin Türk lirası. 18 milyon yani. 18 milyon. Bir giriş burası. O yüzden bir hanımefendi demiş dedim falan. Vallahi artık insanlar en iyisini biliyor. Ve bu otoparkı da göster. Tekrar house tarafını göstereceğiz arkadaşlar. Burası da araç otoparkı. Gökhan'ın merhaba Bavem'in. Ve burada Can, Allah neyse Can, biz karıştırdık. Biz valla her şeyi karıştırdık. Can, burası aynen böyle Ankara'da eski meclis binalarının sütunlarına benziyor. Bunlar da süs sütunları. Binayı daha zengin, daha malikane görüntüsünü vermek için 2-4 tane de sütun var. E şimdi gel o zaman buradan dolanalım. Havuz başına gidelim. 406 metrekare arsası. İşte her tarafta manzara arkadaşlar. Bakın evin arkasından geldik. Aşağıda bir de bodrumu var. Evet. Bir de bodrum var. İşte bu da ne bahçesi, evin tarlası mı diyelim. Bahçeler var. 3-5 basamakla bu alana indik. Alan kişi kendine çim eker. Buralara kadar gelmene gerek yok. Diğer tarafta yaparız. Perfojeler de duvar yerden yüksek olduğu için güvenlik amaçlı sağlam demir kullanmışlar. Ve buralar ne? Buralar sonsuzluk havuzları arkadaşlar. Su böyle şırıl şırıl akacak. İçine led ışıkla koyarsanız akşam bence güzel bir şey olur. Sonra deniz manzarası tartışması zaten. Havuz çok çok büyük değil. Önemli olan dediğim gibi yani Afyon'da, Uşak'ta, Denizli'de, Aydın'da gider bir tarla alırsınız. Büyük bir ev yaparsınız ama bu manzara yok. Burayı cazip kılan bu manzaradır. O yüzden altında ufak ama değerlidir. İşte bu havuz da güzel yani. Böyle kare yapmışlar. O 15-20 milyonluk havuzların evinden çok da şey değil yani. Onlardan küçük ama çok da küçük değil. Sanırsam 4'e 8, 30 metrekare bir havuz. 30-32 metrekare bir havuz var. Şeye belki kameraya yani videoya pek yansımıyor. Ama emin olun öyle. Bazen illüzyon oluyor ya, insanı yanıltabiliyor. Ve burası da bahçe. Tekrar sonsuzluk havuzları. Sevgili arkadaşlar, sonsuzluk havuzları dedikleri ne? İşte su bu yanaktan akıyor ya, bir ses çıkarıyor, bir değişik bir atmosfer oluyor. Ve Can gel, bu sonsuzluk havuzu burada da var. Burada da var. Bakın havuzun üç tarafında böyle şırıl şırıl suyun akışı olacak. Altta da denge deposu, motor dairesi var. Bunun kapağı burada olsun, bu devir daim için. Ve sevgili Can, buraya özetledik. Burayı özetledik. Gel sen buradan bir çıksana Can. Get o tam o duvarın üstüne çık. Evi tam alırsın. Can geç buradan. Gel. Orası istidir. Gel. Gel. 5-6 basamakla buraya çıktık. Bu altta bodrum var. Sevgili Can. Aa, ama düşme bak. Düşe. Bak insan, yiğit adam düşmemeli. Bak beni uzaya göndersen ben kolay kolay düşmem. Ama düşersem de kimse beni göndermez. Özgüven çok önemli. Güven kendine, güven. Korkma, bağır. Ve arkadaşlar, o da güzel bir şey de, neyse o türkülere bulaşmayalım. Evimiz bu. Sevgili arkadaşlar, evin boyasında, moyasında ufak oynamalar, makyajlar var. Ve şimdi gel. Gel canım benim, gel. Evet. İşte, aha buraya bir gel, burayı hemen göster, hızlı hızlı gel. Hızlı hızlı kamera oynatma. Havuz, bir çömel. Şimdi bazen böyle fotoğraflar paylaşıyor. Burası işte İsveç'tir, işte burası Karadeniz'dir. İsveç olsa beğenirdiniz bilmem, burası Anadolu'da bir yer. Böyle fotoğraflar yapıyorlar ya. Sevgili arkadaşlar, işte burası da Didim'de bir yer. Böyle iyi bir resimci çekerse bu da o övünülecek beldelere, bölgelere konu olur. Ve Akbük'te zaten tartışmasız bir yer. Ve şimdi burayı özetledik. Şimdi Can, geç babam, geç. Ta çelik kapının dışına doğru git. Ve çelik kapıdan eve girince manzarayı bir daha ön plana çıkar.
bahçeye doğru git, git, git bahçeye doğru. Git bahçeye doğru. Heh, yavaş, yavaş. Evet. Şimdi manzarayı oradan da ön plana çıkar. Bakın. Böyle bu kapıyı açınca. Evet. Merhaba ev. Manzara burada. Ve gel. Gel. Geldik. Kapımızı kapattık. Cam fazla uzatmayacağız. Çelik kapımızı kapattık. Burada bir depo var. Burada bir portmanto vestiyer. Bu aksesuarlar. Burada bir banyo var. Bu aksesuarlar TV ünitesi oluşturmuş. Aynı zamanda banyoyla salon arasında bir hol oluşturmuş arkadaşlar. Ve burada bir banyomuz var. Bir zemin kata bir banyomuz var. Bu banyomuz. Evet. Banyo 1. Hilton dolap. Dediğim gibi eksikler var. Bunu bir daha göstereyim. Portmanto. Manto, manto, portmanto. Can bunlar... Ya ben ne kadar terledim Can babamın. Sen ne kadar sıcakmış. Ben öldüm sıcaktan. Aha, burası da TV ünitesi. Arkada dedik şey var. Ne var arkada? Banyo var. Yerler ahşap desenli granitler. Sanırsam 60'a 12 ya da 15 ebatlarında granitlerdir. Bu tek başına salon. Panjurlar vesaire indirip kalkıyor. Evet. Bu salon. Oradan da bir vur salonu. Sonra buraya gelirsin mutfağı özetleriz. Zemin katta salon. Mutfak bir yemek alanı var. Salonumuz bundan ibaret. Bu merdiven de yukarı çıkıyor. Bu depoyu gösterelim. Merak ederler. Çünkü burayı alan insanlar biraz iyi incelerler. Evet. Burada da bir depo var. Öteberi atarsınız. Ne kadar terledim ya. Allah Allah. Bu hayra alamet değil. Bir tam geç oraya. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bura bir yemek alanı. Ve ilerisi mutfak. Şimdi... Bunlar da MDF'dir. Araya süsler, dekorlar, bir şeyler koyabilirsiniz. Ve Can, şurada bir dur, şurada bir dur, yemek alanını bir göster. Evet. Yani yaz kış kalabileceğiniz bir adres olduğu için kışın fırtınalı günler olursa burada zaman geçirirsiniz. Ama kışın zaten güneş alan bir zemheri ayı da olsa bu alanda temiz bir oksijen de alıp burada da zaman geçirebilirsiniz. Bu ön tarafa bir şapka pergüle de yapabilirsiniz. Ve şimdi buraya geçeceğim benim olduğum yere. Bunu defalarca sunmuştum. 8 milyon 500 bin. Fiyat çok mudur, az mıdır? Bir ayakkabı dükkanına gidersin. Bir çok ayakkabı var, ceket var, gömlek var. Hepsinin fiyatı değişik. O yüzden bana yaramayan mal pahalıdır. Size yarıyorsa alın. Ve iyi bakan iyi görür. Burada tezgahımız böyle dolanıyor. Efendime söyleyeyim. Bu ocak üstüne dablumbaz. Geldik evye. Ondan sonra mikrodalga, şişman buzdolabı ve şişman bir dolap. Renkler ahşap desenli yapmışlar bu renkleri. Bu renkleri. Ali abi sana da selam. Kırşehir'e de selam. Ondan sonra burada da ledler metler var. Onları göstermedik. Nerede yanıyordu? Yaksak mı? Yakmasak mı? Yaksak mı? Yakmasak mı? Yandı. Hele gel bir daha göster. Ne yakmamıştık? Heh. Bunlar da güzel ama ne demişti Ali abi? Çok da evi sevdi ama bilmiyorum bir şey çıktı. Bu renkler demişti, keşke başka bir şey olsa. Renkler, zevkler, renkler, zevkler tartışılmaz. Ve yemek tarafında bir giriş orada var. Bunun da girişi burada. Şimdi yukarı çıkacağız. Bir daha salonu bir göster o açıdan. Gösterdin. Hadi çıkalım yukarı. Çıkalım Nemrut Dağı'na. Sevgili arkadaşlar, bir hatamız olduysa vallahi biz ne yapalım? Biz varlığı, yokluğu, iyi, kötü, her şeyi gördüğümüz için... Yani biz terbiyemizi bozmadıktan sonra rahat konuşuyoruz ama bir eksiği oluşuyorsa da kusura bakmayın. Ve zemin üstü birinci kata çıktık. Deniz görmeyen bir oda var. Burada bir, iki, üç oda. Bu da evin çömez odası. Merdiven çıktık, merdiven kovası güzel. Buraya da çatıya çıkılıyor. Gel bu odayı gösterelim madem. Madem ki ben bir insanım. Oda bir, lamba mambayı yakmadık. Orada bir dursaydın ya. Tamam sen bilirsin Can, özür dilerim. Biraz çömel mömel bacaklarını squat yap. Arkadaşlar bu birinci oda. İçinde banyosu da var. Şimdi Can ben banyoyu da açayım mı? Bu banyoyu da açalım. Tamam da bu lambaları biz keşke açıp öyle devam etseydik. Sevgili arkadaşlar bu da ikinci banyo. Aşağıda bir banyo vardı. Bir cam da koymuşlar buraya 8 milyon 500. Şimdi nereye göstereceğiz 8500 ama da terledim kusura bakmayın. Terimi de görmeyin diyorum. Ve burada bir balkon var. Bütün odaların balkonu var. İşte
değmesin benim gamlı yastı gönlüme. Oh oh. Manzara parası olan gelir alır. Yani kim de gider sonra gittikten sonra ne kimse derler. Sen paralıydın, ne zengindin, ne Hasan'dın, ne Ahmet'tin, ne Hüseyin'din. Herkes bir gün aynı yere gidecek. O yüzden bazen ben yorum alıyorum. Birileri fiyatlar yüksekken böyle beddua eder gibi değmiyor. Yani bu evi almayınca ya da başka bir evi eder ya da etmez. Bak ben vallahi öldüm, ben o çatıya çıktım. Caner'e bir buraya geçsene. İlk başta nereden çektik? Bakın arkadaşlar. Bu ağacın orada o çatı var ya, oradan merdiven de yoktu. Oraya çıktık. Dedik daha iyi hitap etsin diye çektik. Bu emektir. Bu anlayan anlar. O yüzden beddua meddua bu evler nereye gitti gerek yok. Bu ev o kadar değerli değil ki yani. Yani işinize gelirse alırsınız. Sizden değerli değil. Bu da ikinci odanın balkonu. Buna hikaye değil. Biz büyüklerin içinde oturduk. Anadolu'ya mal olmuş. Değerli insanların içinde oturduk. Değerli öğretmenlerin eğitimiyle büyüdük. O yüzden bu bizim için bir sermayedir. Her şey ev değil. Bazen ben paylaştığım için birileri ne oluyor? Allah bilmem ne yapsın diyorlar. O yüzden gerek yok. Beddua kötüdür. Ve arkadaşlar bu da üçüncü oda, dördüncü odayı bir daha göstereceğiz. Dördüncü odayı bir daha göstereceğiz. Can ben tere boğuldum. Evet, bu da balkonu var. Valla balkonlar 5-6 metre var. Güzel ama geniş. Geniş. Seyhan amcanın arsası da satılmış. Geniş. Bu odayı bir daha göster. Bu üçüncü oda, dördüncü odayı da göstereceğiz. Sonra bir banyo daha göstereceğiz. Sonra aşağıda bir depo var, onu da göstereceğiz. Sonra da iyi günler diyeceğiz. Ve Hazırdisa zar buma. Arkadaşlar bu da dördüncü oda. Evin çömez odası. Bizim önümüz önemlidir. Arka taraf yol, yoldan sonra oralar muhtemelen arsadır. Ve burada da bir balkon var. Bu demirler de sağlam. Sonra gel babam. Gökhan da bizi bekliyor. Çocuğun işi gücü var. Evet, yani anahtarı bize getiren arkadaş. Ve geldik. Ana bu ne biçim banyoymuş. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü banyo. Odanın içinde bir banyo vardı. Bu da üçüncü banyo. Bu da duşakabin. Bu da çamaşır makinesi buraya gelecek. Bu da banyonun balkonu. Bornozu tak. Merhaba Haydar amca. Burası da böyle. Evet. Valla burayı da gösterdik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Dün bir abla, valla bey mi abla mı neydi? Özür dilerim. Sana da selam. Hani Kuşadası Didim kıyaslaması yapmıştın ya. Ondan öyle hatırlatayım, anlarsınız. Bu da koridora çıkan balkon, binanın dışında süs yaratmış. Bu da böyle sütunlarımız ve burayı özetledik. Değil mi canım? Bitti. Bu kat bitti. Ve o bodrumu da bir gösterelim. Bodrumu nereden gösterelim? Nereden? Hazildisa zar buma. Babam, burayı bir daha böyle öpe öpe çıkalım ha. Nasıl çıkalım? Buradan mı gideyim? Odan sen geri mi gideceksin? Gökhan, bodrumu göstereceğiz. Tamam, sen de çık. Ne olacak? Sıkıntı yok. Bodrum açık. Ve Gökhan'ın olduğu yer arkadaşlar. Buradan böyle Kahpe Bizans diyor ya Cüneyt Arkın'ın filmleri. Ne güzeldi. Allah rahmet eylesin. O zaman video yoktu. Televizyonlar yoktu. Kahvelere gidip gizli gizli izliyorduk. Evet arkadaşlar bu da. Valla bu da ne yaparsınız bilmiyorum ki. Ne yaparsanız yapın. Havuzun motoru, serini alan, ben burada üşüdüm. Evet biraz üşütmüşüm, doktora gittim, dedi ki klima çarpmış sana. Arabanın kliması arkadaşlar, işte bu da bodrumu. Ve dön. Evet. Bu bodrum. Kaç dakikada çekiyoruz? 14. Ve sevgili arkadaşlar şimdi çıkıyoruz yukarı. Bakın burayı da özetledik. Gel. Gel o havuz başından iyi günler diyelim. Havuz başında babemin. Biz burayı da çektik. Ama ben bugün biraz herhalde üşütmüşüm. Klima çarpmış bana. Bir arabada tişört vardır herhalde. Onu giyeceğim, bunu değiştir. Sevgili arkadaşlar işte manzara bu. Bu manzara da hayatın en güzel demleri, anları sizin olsun. Bu evlere değmez. Alamadım diye sinirlenmeyin. Ev gelir gider. Hadi bu ev senin olsa ne olacak yani? Yani ömrün mü uzayacak ya da işte madalya takacak. Taksa ne olacak?
durum bu. Evlerin en güzeli sizin. Sevgilerimle, saygılarımla. Hoşça kalın yine.